yetiştirdiği en seçkin tarihçilerden biriydi o. Dürüst bir insan, yılmaz bir idealist, hırçın bir kalem. Güçleri ve düşünceleri uğruna akademik kariyeri, özgürlüğü, özel hayatı dahil gözden çıkaramayacağı hiçbir şey olmayan bir ruh adamı. Hüseyin Nihal Ansız. Osmanlı Devleti'ne yönelik dış tehditlerin su yüzüne vurduğu, içeride siyasi kavganın şiddete dönüştüğü, saltanat makamının bir yandan modernleşme, diğer yandan düzeni baskıyla koruma derdine düştüğü günler. Hüseyin Nihal Atsız bu tabloda doğdu. Babası, deniz binbaşısı Mehmet Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dı. Çocukluğu, İmparatorluğun çözüldüğünün işaretini gözleyerek devletin azınlıkların sebep olduğu gailelerden başını kaldıramadığı ve Müslüman halkta gayri Türk unsurlara yönelik öfkenin doruğa tırmandığı ortamda geçti. Balkan Savaşı başladığında okul çağındaydı Nihal Atsız. Askeri başarısızlık, ardından topraklarını terk edip İstanbul'a akan Türk nüfusun içine itildiği yoksulluk ve çaresizliğe tanık oldu. Evde, okulda, sokakta işittiği, sonraki yıllarda da onun ruh dünyasını derinden etkileyecek tek bir sözcük vardı. İhanet. Hırsla tarih okumaya verdi kendini. İmparatorluğun altüst olmuş düşünce ortamında ne yapmak gerektiğini keşfe çalışıyordu. Aradığı cevabı Yusuf Akçura'da buldu. Onun 1904'te yayınladığı ünlü Üç Tarzı Siyaset makalesiyle işaret ettiği çözümdeydi kurtuluş. Milliyetçilik. Ardından bu düşünceyi siyasi projeye dönüştüren Ziya Gökalp'e yöneldi Atsız. Dirilişin ancak köklere dönmekle sağlanacağı, içinde bulunulan şartların Ergenekon efsanesinde anlatılan tabloya benzediği, dolayısıyla çıkış yolunun köklerde, kök bilincini temsil eden Bozkurt'un izinde aranması gerektiği fikrine bağlandı. Türkçüydü artık. Birinci Dünya Savaşı, yenilgi, Anadolu'nun işgali, bu süreçte Arapların düşmanla işbirliği yapması daha bir perçinledi Atsız'ın kanaatlerini. Atsız niye ırkçıydı? Mütareke devrini yaşamış bir insan, bilinçli olarak mütareke devrini yaşamış bir insan. Mütareke devrinde eski Osmanlı anasırı dediğimiz, o yani Türk ve Müslüman olmayan unsurlar bir takım tarihi hatalar işlettiler ve bazı taşkınlıklarda pek de kabul edilmesi kolay olmayan davranışlarda bulundular. Şimdi o nesiller bu bakımdan biraz yaralı nesillerdir. Bunların çok ağır şeyleri vardır. Ön yargıları yahut yargıları vardır şeylere karşı. Yani Türk olmayan şeylere karşı. Bir de Araplarla olan anlaşmazlıklar. Yani Türk milleti böyle Türk olmayanlar tarafından sürekli olarak ihanete uğratmış. Ondan sonra işte en zayıf anında işte arkadan vurulmuş falan diye bunları hepimiz biliriz. Bunun etkisiyle olsa gerek o nesillerin hepsinde biraz böyle bir şey vardır, bir böyle bir eğilim vardır. Aslında o eğilim biraz daha kuvvetli olarak ortaya çıktı ama öyle saf ırk, saf ırk diye bir şey, yani Alman anlamında bir saf ırk aradınsam, hatta onu izah eden bazı makaleleri de vardır.
liseden sonra kaydolduğu askeri tıbbiyede milli mücadelenin en ateşli savunucusu oldu. O dönemde yaşanan tartışmalar, harp sonrası kurulacak yeni düzene Türkçülük fikrinin ilham vereceğinin işaretlerini görmek heyecanlandırıyordu onu. Gökalp, düşünceleri kadar hayallerinin de kutbu, onun kaleme aldığı Türkçülüğün Esasları başucu kitabıydı. 1925'te Ziya Gökalp'in ölüm haberini aldığında derinden sarsıldı. Bu kayıp, Atsız'ın o ana kadar yem vurmaya çalıştığı fırtınalı iç dünyasını tetikledi adeta. Nihal Atsız, Ziya Gökalp'in, bizzat Ziya Gökalp tarafından Türkçülük ismi verilmiş olan milliyetçilik ekolünün muhakkabı, devam edicisi. Gerçi Ziya Gökalp'le tanışmamıştır. Fakat Türkçülük şeyini, anlayışıyla Türk milliyetçiliğini Nihal Atsız devam ettirmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra Türk milliyetçiliğinin gevilemesi, yani politik sahada gevilemesi, İnönü'nün bir revizyon getirmesi milliyetçiliğe, dolayısıyla Ziya Gökalp'in fikirlerinin uygulanması zayıflamıştı 1932'den sonra. Eğer Nihal Atsız olmasaydı, Ziya Gökalp'in fikirleri büsbütün nisyanda kalırdı, unutulurdu. Türkçülük düşüncesine itiraz eden öğrencilerle tartışmaya, hatta ulu orta kavga etmeye başladı. İkazlara, ihtarlara kulak asmıyor, okul idaresi tarafından bir tür hapis mahiyetinde olan, gözetime alınmış olmaya aldırmıyordu. Arap asıllı bir teğmene selam vermeyi reddedince, bu tavrı, disiplin kurallarından taviz vermeyen askeri ortama uyumsuzluğunun kanıtı, bardağa taşıran son damla oldu. Okuldan uzaklaştırıldı. Bu şekilde cezalandırılmayı beklemiyordu. Öğrenimi yarıda kalmış, daha önemlisi gururu kırılmıştı. Ailesinden destek istemeyi de kendisine yediremediği için günlük ihtiyaçlarını karşılama kaygısıyla Kabataş Erkek Lisesi'nde yardımcı öğretmenliğe başladı. Zor bir başlangıç yapmış olsa da bir süre sonra hoşuna gitti hocalık. Genç, berrak dimağlara Türk tarihini aktarmak, onları bu şuurla hayata hazırlama düşüncesi keyiflendirmişti onu. Meslek olarak öğretmenliği seçmiş. Bu alanda işte 20 sene kadar faslılarla, kesintilerle de olsa ders vermiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş. Ve çok da iyi bir eğitimci olduğunu ben kendi gözlemlerimle hatırlıyorum. Talebesi olduğum zamandan. Yani sınıfta hemen hemen hiç kimse edebiyat dersinden kalmazdı. Ama notu bol değildi. Yani rastgele not vererek değil. Herkese hakkıyla öğreterek en az 5 alacak şekilde en tembel talebenin dahi bilgisini takviye ederek böyle bir öğretim sistemi vardı. Ama asli kadroda olmadığı için okulun tatile girdiği aylarda maaşı kesiliyordu. Bu yüzden yaz mevsiminde deniz yollarının İstanbul-Mersin arasında sefer yapan yolcu vapurlarında katiplik yapmaya başladı. 1926'da yarım kalan öğrenimini tamamlamaya karar verdi Nihal Atsız. Lise öğretmenliğini sürdürmesi için dahi şarttı bu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Edebiyatı bölümüne ve yatılı okul olan Yüksek Öğretmen Okulu'na yazıldı. Hayatını düzene sokma konusunda aldığı kararın sonucuydu bu. Ama bu defa da askerlik engeliyle karşılaştı. Okula kaydını yaptırdıktan bir hafta sonra kıtaya çağrı mektubunu aldı, tecil isteği reddedildiği için gidip Taşkışla Piyade Alayı'na teslim oldu. Hedefi değişmemişti. 1927'de terhis olunca kaldığı yerden devam etti üniversiteye. Pırıltılı zekası ve azmiyle okulun en parlak öğrencileri arasında gösteriliyordu. Kültür ve edebiyat tarihi sahasında sonraki senelerde Türkiye'nin en pırıltılı isimleri olan Tahsin Banguoğlu, Orhan Şaik Gökyay, Pertev Naili Boratav,
Nihat Sami Banarlı gibi isimlerle birlikte okuyordu.